Öncelikle pancarları pişirmekle başlayalım. Alüminyum folyoya ihtiyacınız var. Bunları kare biçimlerde keselim. Pancarlarımızı teker teker içine koyuyoruz. Bir parça eğer varsa kaya tuzu daha iyi olur. Çünkü daha geç çözülüyor. Kaya tuzu atıyorum. Bir parça karabiber atıyorum. Birazcık balzamik sirkesi. Eğer yoksa başka sirke de kullanabilirsiniz. Elma ya da üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir parça atıyorum. Birazcık da taze kekik. Ve şimdi bunları kapatıp şu şekilde bir bohça şeklinde yapıyorum. Ve suyunu da içine hapsediyorum. Küçük de bir tepsi alayım. Bunları içine yerleştiriyorum. Tepsimizin içine yaklaşık bir parmak kalınlığında su koyuyoruz. Ve yaklaşık 180 dereceye getirdiğimiz fırında en az 1 saat pişiriyoruz. 1 ile 1,5 saat arasında. Böyle koyalım. Birazcık serinlesin. Gelelim salatamızın iç harcına. Keçi peyniri kullanacağım. Eğer beyaz peynir de kullanabilirsiniz ama ben keçi peynirinin o pancarla uyumuna çok hoşuma gidiyor. Şöyle alalım. Krema koyuyorum. Krema koymaktaki amacım biraz açmak, yumuşatmak. Hafif akışkan bir kıvama getirmek istiyorum. Bir sıkma torbasının içine koyacağız. Üçüne de bir tane duy yerleştirmeyi düşünüyorum. Yıldız uçlu bir duy ve içine yerleştirelim. Şimdi açabiliriz. Öne doğru ittiriyorum. İç harcım hazır. Şöyle açalım. Şöyle alalım. Dumanı hala tütüyor. Şimdi benim yapacağım salatada dışını kabuğunu soymanıza gerek yok. Çünkü içeriden disk şeklinde halkalar elde edeceğim. Onun için de bir mandolin kullanacağım. Bıçağınızla da kesebilirsiniz. Ama mandolinle kesmenizi tavsiye ederim. Bunları üst üste koyacağım. Daha da güzel gözüksün diye. Şöyle bir metal ring yardımıyla keseceğim. Şöyle keselim. Şunları alalım. Yanına da bir bıldırcın yumurtası yapmak istiyorum. Hem görsel olarak hem de böyle suyu aksın salatanın üzerine. Tavamızı alalım. Altını hafifçe ısıtalım. Kısık ateşte başlıyorum. En güzel yumurta kısık ateşte pişendir. Tereyağı kullanmayacağım. Zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle ortasına koyuyorum. Eğer tırtıklı bir bıçağınız varsa ucundan şöyle testereyle keser gibi yavaş 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 kesin. Şöyle bir miktar kestikten sonra alın. Şöyle ortadaki zeytinyağım ısınınca üzerine atacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Çok azıcık bir tuz atıyorum üstüne piştikten sonra. Bunu alayım kenara. Bunu da kesicimle kesiyorum. Yaklaşık bir yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Ve tabaklamaya başlayabiliriz. Birer kat koyalım. Bir sandviçvari bir şey yapacağız. Hep arkasından tutuyoruz. Hep sıkma torbalarını arkasından tutuyoruz. Hiç ortasından tutmuyoruz. Şöyle çıkartıyorum. Üzerlerine birer kat daha koyuyorum. Bıldırcın yumurtamı yerleştiriyorum tabağa. Biraz kabak çiçeği. Şöyle elimle kopartıyorum. Üzerlerine atıyorum. Biraz su terem var. Ondan kullanıyorum. Bir parça da nane kullanmak istiyorum. Çünkü peynirle nane çok yakışıyor. Biraz tadını da açıyor. Hemen ince ince kıyalım. Salataların olmazsa olmazı nar ekşisi.